Her gün her akşam deprem profesörleri, yer bilimciler ekranlarda. Biz de ekranlara çıkarıyoruz çünkü görüşleri önemli. Yani Türkiye bir deprem ülkesi ve haritalar yayınlanıyor, yayınlıyoruz. Fay hatları altımızdan geçiyor. En son bugün baktım işte İstanbul'da acaba hangi ilçe daha dayanıklı depreme, hangi ilçedeki evler veya hangi ilçedeki evler hemen yıkılabilir depremde. Bunlarla artık ilgileniyoruz. Yüzyılın felaketini yaşadık. Hiç kolay değil. Az önce söyledim. Yani kafamızdaki soru şu. Evimiz depreme ne kadar dayanıklı? Şimdi tabii bunu bizim bilmemiz imkansız. Hani en fazla ne yaparız? İneriz bodrum katına, değil mi? Kolonlara falan bakarız. Elimizle kontrol ederiz. Ama dediğim gibi ne kadar acaba güvenilir bir ölçüm yöntemidir bu. Şimdi bunu tabii profesyonel olarak yapan kurumlar, kuruluşlar var. Ancak onların hem maliyetli oluşu ve sonrasında gelen yaptırımlar da insanların kafasında, hepimizin kafasında bir soru işareti bırakmıyor değil. Şimdi sıkı durun. Bakın bu cep telefonları hepimizin elinde, öyle değil mi? Artık bu cep telefonlarına indirebileceğimiz bir uygulamayla oturduğumuz evin depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığını anlayabileceğiz. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Vallahi doğru söylüyorum. Gazi Üniversitesi bununla ilgili bir uygulama geliştirdi. Çok fazla test yapmadan durumunun ne olduğunu belirlemek gerekiyor. İşte bu açığı kapatabilmek için aslında biz bir yazılım geliştirdik. Hem soru cevap hem de görselleri ekleyerek bir değerlendirme yapan bir yapay zeka sistemi kullandık. Deprem felaketiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde hemen hemen herkesin aklında aynı soru işaretleri var. Benim evim depreme dayanıklı mı? Bu sorunun cevabını almanız artık daha kolay. Cep telefonunuza indireceğiniz uygulama ile binalarınızın sağlamlığını kontrol edebilirsiniz. Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdüssamit Arslan ve öğrencileri 2017 yılında bir çalışma başlattı. Bu proje kapsamında bina kontrol, yapı hasar tespit mobil uygulaması geliştirildi. Soru cevap şeklinde ilerleyen uygulama sürecinde gerekli fotoğrafları da sisteme yükleyerek yapılan analiz sonucunda binanızın sağlamlığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Okuduğunu anlayabilen, anladığını teknik olarak doğru yorumlayabilen bir insan çok rahatlıkla sorulara cevap verebilir. Bilmediğiniz kısmını pas geçebilirsiniz. O zaman sizin tabii ki sonucunuzun güvenilirliği biraz alt seviyelere düşüyor. Fotoğrafları yüklüyorsunuz. Örneğin çatlakların fotoğrafını çekiyorsunuz. Yumuşak kat için binanın uzaktan fotoğrafını çekiyorsunuz. Tek sıkıntımız bizim bu görsel kısmın dışında değerlendirilmesi gereken bazı parametreler var. Bunlardan bir tanesi beton kalitesidir. Doğruluk seviyesi güvenilir oranda olan uygulama, bina kalitesi hakkında 0 ila 100 puan arasında değerlendirme yapıyor. Ardından sizi bir çözüme yönlendiriyor. 0-25 puan, 100 puan üzerine 25-50 arası, 50-75 arası ve 75-100 arası olmak üzere 4 gruba ayırıyor. En üst gruptaysa yani 75-100 arasındaysa binanızı güvenle kullanabilirsiniz diyor. Eğer 0 ila 25 arasındaydı puan çok düşükse binayı terk edin, güvenlik birimlerine telefon açın. 50 ila 75 arasındaysa bir uzmana mutlaka binanızı detaylı olarak kontrol ettirin şeklinde beyanda bulunuyor. Türkiye'de uygun bir server kurulup üzerinde çalışma yapıldıktan sonra uygulama kullanıcılara sunulacak. Henüz daha 1-2 ayımız var daha piyasaya sürmek için. Android telefonlarda bu çalışır vaziyette şu an itibariyle.